Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Onursal Adıgüzel. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yatırıma ilişkin 9. madde üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ne yazık ki 2020 yılı vatandaşın iliklerine kadar işlemiş bir ekonomik buhranı yaşayarak bitiyor. Peki bu ekonomik buhran sürecine nasıl geldik? 18 yıldır Adalet Kalkınma Partisi'nin adım adım uyguladığı ekonomi politikaları bizi bu buhran sürecine sürükledi. Peki 2020 yılında asıl ne oldu? Adalet Kalkınma Partisi'nin 18 yıldır vatandaşı öteleyen, yandaşı, rantı önceleyen politikaları pandemiyle birlikte iflas etti. Gençler, kadınlar, esnaf, iş yok, borç çok, umut yok diye feryat ediyor. Ama sizlerinin kulakları tıkalı, gözleri kapalı. Değerli milletvekilleri, 10 ayda 16 bini aşkın vatandaşımızı, 250'yi aşkın sağlık personelimizi pandemiye kurban verdik. Önce verileri gizlediniz. Sayıları yönetmeye çalıştınız. Algıyı yönetmeye çalıştınız. Baktınız olmuyor. Algı yöneterek pandemi yönetilmiyor. Sivil toplum örgütleri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, belediye başkanları gerçek rakamları söylemeye başladı. Ve sizin 83 milyonu anlattığınız başarı hikayesi vaka sayıları ortaya çıkarak çöktü. Vaka sayılarında gördük ki Avrupa'da birinciyiz. Dünyada da Amerika'dan sonra ikinciyiz. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeffaf belediyecilik anlayışına göre baktığımızda hali hazırda açıkladığınız sayıların da doğruyu yansıtmadığını tüm Türkiye anlamış oldu. Bugün kaç haneye yangın düşüyorsa bunun sebebi siz ve sizin 18 yıldır uyguladığınız 5 müteahhiti önceleyen politikalarınızdır. Milyonlarca vatandaş işsiz, esnaf kepenk kapatmış. Peki siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz evime ekmek götüremiyorum diyen esnafın başına keyif çayı atıyorsunuz. Siz emekçiyi açlıkla virüs arasında yaşam mücadelesi vermek için zorluyorsunuz. Siz işçiye al 39 lirayı günlük karnını doyur diyorsunuz. Ama 783 bin kilometre vatan toprağında emekli, işsiz, çiftçi, öğrenci bulamamışsınız yardım götürecek. Yurt dışına yardım gönderiyorsunuz. Madem el aleme yetiştirecek paranız vardı, bu millete niye IBAN yolladınız? Bir açıklayın bakalım. 18 yıldır beşli çetenin arkasında dağ gibi duruyorsunuz. Beşli çetenin arkasında. Peki ben bu millete 30 yıl vergi ödedim. Bana bir ay bakamadı diyen esnafın niye arkasında durmadınız? Derdine niye derman olmadınız? Ama unutmayın Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri var. Biz esnafın arkasında, milletin arkasında dağ gibi duruyoruz. Sizin gibi lüksten, itibardan tasarruf olmaz demiyoruz. Bütün imkanlarımızla vatandaşın yanındayız, vatandaşla birlikteyiz. Değerli milletvekilleri, pandeminin en çok etkilediği kesim ne yazık ki geleceğimiz olan çocuklarımız. 18 yılda eğitimde yaptığınız yanlış yatırımlar, başarısız olan projeleriniz, bırakın çocukların eğitimde ilerlemesini, tableti, bilgisayar, interneti kullanmasını, yüz binlerce öğrencimiz bugün televizyona bile erişemeyecek durumda. Tüm dünyada dijitalleşme, teknoloji, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için kullanılırken, Türkiye'de daha derin bir fırsat eşitsizliğinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun asıl sorumlusu da 18 yıllık eğitim politikalarınızdır. Şimdi sizinle bir rakam paylaşacağım arkadaşlar. Bu rakam istatistiklerle ortaya çıktı. Tabii Adalet Kalkınma Partililer bunu görmemiştir. Türkiye'nin en yoksul %20'lik kesiminin oluşturan ailelerin bir çocuğa
bir ayda harcadığı eğitim masrafı ne kadar biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Sadece 20 lira. Bir çocuğa bir ayda harcanan para arkadaşlar 20 lira. Ben size soruyorum. Hesabı siz mi yaparsınız? Buyurun. Çay simit hesabınızı siz yapın. Ama içinizden cesur bir arkadaşımız varsa gelsin yarın Ankara'da pazara gidelim. Bu 20 lirayla ne alabiliyoruz görelim. Yarım kilo peynir mi alırız? Artık 3 kilo meyve mi alırız? Hep birlikte görelim, yaşayalım. Değerli arkadaşlar, OECD rakamlarına bakıyoruz. Sen A Haber'de masalları dinleyip oradan laf atma. Milletin gerçekleriyle buluş, ondan sonra konuşuruz. OECD rakamlarına bakıyorum. OECD rakamlarına. 77 ülke arasında, değerli arkadaşlar, 77 ülke arasında evinde bilgisayarı olmayan öğrenci sıralamasında kaçıncı sıradayız? 64. sıradayız. Evinde interneti olmayan öğrenci sıralamasında kaçıncı sıradayız? 70. sıradayız. Bakın 77 ülke arasından 70. Ama bakanlar çıkıyor buraya, ulaştırmada uçuyoruz, kaçıyoruz, dinliyoruz hep birlikte. Ben size AKP'nin şahlanış döneminden, şahlanış dönemi Türkiye'sinden birkaç cümle okumak istiyorum. Bunu yaşayan öğrencilerden okuyacağım. Bilgisayar ve internetimiz yok. Alacak gücümüz de yok. Eski model bir TV var. EBA TV frekansı ayarlansın diye televizyoncu çağırdım, yapamadı. Evimizde internet her zaman çekmiyor. Çocuklar da internetin çekmesi için çatıya çıkıyor. Ablamla canlı ders saatlerimiz aynı. O girdiğinde ben giremiyorum. Bu çocukların vebalini kim ödeyecek değerli arkadaşlar? Hiç yüreğiniz sızlamıyor mu sizlerin? Hiç sızlamıyor mu? Sözde bir Fatih projesi yaptınız. Sözde bir Fatih projesi. Çağ açıp çağ kapa diyordunuz. Çağ açıp çağ kapa diyordunuz. Ne oldu? Ne oldu? Öğrenciler bırakın tableti, televizyona ulaşamaz oldu arkadaşlar. Bu gerçeklikle yüzleşin. 10 milyon tablet dağıtacağız dediniz. Dağıttınız mı? Dağıtamadınız, hesabı verdiniz mi? Yok. Ben size söyleyeyim. 1 milyon 437 bin tablet dağıtıldı. Bugün o tabletlerin nerede olduğunu kimse bilmiyor akıbetini. Ortada da ne yazık ki bir envanter yok. Değerli arkadaşlar, pandeminin yine en önemli sorunlarından biri tablete ulaşamamaktı. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, müjdeyi verdi. Dedi ki 500 bin tablet dağıtacağım. Nerede 500 bin tablet? 2 ay oldu. Okullar kapanıyor. Ortada tablet mablet yok. Bakana sorduk, 100-150 bin dağıttık diyor, dağıtacağız diyor, anlatıyor. Hani dedim ya, bütçe önceliklere göre yapılır diye, tercihlere göre yapılır diye. O yatırımı yaptığınız yerdeki öncelik ve tercihler de sizin vizyonunuzu belirler. Ben de baktım, bu Adalet Kalkınma Partisi'nin bütçe hazırlarkenki vizyonu ne? Bunu da en güzel Sayıştay özetlemiş. Sayıştay diyor ki, Cengiz Holding Ovid tünelinde 19.500 liralık iş için 17 milyon lira almış diyor. Ben buradan şunu çok iyi biliyorum. Defalarca duydunuz siz bu meseleyi. Ben şunu sormak istiyorum size. Neden bunu sorgulamıyorsunuz? 18 yılda boşa harcanan paralarla çocuklarımız nitelikli bir eğitim alabilirdi. Neden bunu sorgulamıyorsunuz? Urfa'daki Elif, Hakkari'deki Rojin, Kayseri'deki Yusuf, İstanbul'daki Deniz, rızkından çaldığınız, yandaş 5 müteahhite verdiğiniz paralarla bugün eğitimden muaf kalıyorlar. Siz bunun hesabını sormuyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bir mesele daha var. Özellikle hatırlıyorsunuz, pandemi süreciyle gündeme geldi. İnternet altyapısı meselesi. Türkiye'de internet altyapısı gerçekten sorunlu. Şöyle bir gerçeklik var. Ulaştırma Bakanlığı var. Ulaştırma Bakanlığı her işi yapıyor. Bir de 21. yüzyılda haberleşme işini de yapıyor. Haberleşme teknolojinin temeli Türkiye'de bu noktada geri kalmış durumda. Bunu net bir şekilde hepimiz yaşayıp görüyoruz. Türkiye'de 21. yüzyıl Türkiye'sinde, şahlanış döneminde Türkiye'de öğrenciler internete girmek için çatıya çıkıyorlar arkadaşlar. İstanbul'da, Türkiye'nin göz bebeği metropolde evinize internet bağlatmak için port sırasına giriyorsunuz. Ama uçuyoruz arkadaşlar. Çok başarılıyız. En çok yatırımı yaptığımız taraf ulaşım. En çok yatırım yaptığımız sektör ulaşım sektörü. Nerede? İnternet ulaşımı yerlerde. Geniş bant meselesini anlatmak isterim size. Geniş bant çok önemli bir mesele, bir realite. Eğer Türkiye'nin geniş bant
penetrasyonunda %10'luk bir iyileştirme yapsanız bu gayri safi yurt içi milli hasılada 1.38'lik bir iyileşmeye sebep oluyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Telekom'u satıyorsunuz. Satılan telekom satıldığı zaman 15 yıl önce 150 bin kilometre fibere sahip, bugün 400 bin kilometre. 15 yılda bir arpa boyu yol gidilmemiş. Ama Türk Telekom özelleştirilirken altına imza atanlar ne yazık ki. Tamamlayın sözleriniz. Türk Telekom satılırken altına imza atanlar hesap vermemişler. Osmanlı'dan gelen kablolarla bugüne gelmiş köklü bir kurum bugün şikayet hattına dönüşmüş durumda ve kimse hesap vermiyor. Son olarak arkadaşlar, bu kürsüden çok seyrettiler, sizin 3Y meseleniz çöktü. Artık siz Z evresine geçtiniz. Zam, zulüm, zafiyet. Neye zam biliyor musunuz? Çiftçinin mazotuna zam. Neye zam biliyor musunuz? Doğalgaza zam. Neye zam biliyor musunuz? Ete zam, süte zam. Nerede zafiyet biliyor musunuz? Eğitimde zafiyet, sağlıkta zafiyet, dış politikada zafiyet, yönetimde zafiyet. Ve kime zulüm biliyor musunuz? İşçiye zulüm, çiftçiye zulüm, emekliye zulüm. Sizin bu politikalarınızın sonu gelmiştir. Alfabede de harf kalmamıştır. İlk seçimlerde bu millet size gerekli dersi verecek diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.